iki. Hadi gelin vurun. Biz buradayız lan. İyi yoksa hadi. Hadi gel. Hadi. Gelin lan gelin. Yuh. 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 Ulan size. Gel. Vurun. Hadi. Vurun. Gelin vurun. İki kişiyiz iki. Hadi gelin vurun. Yuh be. Yuh size be. Yuh. Var mı üzerinizde? Yuh. Tamam. Biz buradayız lan. İyi yoksa hadi. Hadi gel. Hadi. Gelin lan gelin. Hattımızda bir isim var. Telefon bağlantısı kuracağız. Sevgili seyirciler, bu gelişmelerin akıbetini öğrenmek için ve neler yaşandı, bu gerilim neden çıktı ve nereye varacak bir değerlendirme alacağız. İyi Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı şu anda telefon hattımızda. Cihan Bey merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz yayınımıza. Evet, böyle gerilimli anlar yaşandı gece geç saatlerde Meral Akşener'in evinin önünde. Neler yaşanıyor, bir değerlendirme alalım sizden lütfen. Şimdi bildiğiniz üzere akşam Sayın Bahçeli bir tweet attı. Son derece sorumsuzca ve bundan sonrasını düşünmeden, meydana gelecek olayları hesap etmeden bir tweetle Sayın Akşener'i resmen ve alenen tehdit etti. Şimdi siyasilerin özellikle toplumun önde giden insanların buna çok dikkat etmesi lazım. Çünkü bunun yansımaları çok kötü olabilir. Ve hele Milliyetçi Hareket Partisi'nin başındaki bir kişinin çok daha dikkatli olması gerekir. Ve bu tweetin arkasından Sayın Akşener'in evinin önüne bir grup genç gidip orada protesto gösterilerinde bulundular. O da yani bundan sonra bizim daha sakin olmamız ve olayları büyütmememiz gerekir. Biz yani herhangi bir tehditten çekinecek, korkacak veya sinecek insanlar değiliz. En azından devlet var. Devletin var olduğunu düşünüyoruz. Evet. Eğer devlet varsa bunun gereğini hem yargı hem de emniyet verir. Peki MHP lideri Devlet Bahçeli'nin tweetleri hakkında ne diyeceksiniz? Kalkmış MHP eylem ve fikir ortaklarıyla saldırıyor, hakaretler sıralıyor, bölmeye kalkıyor şeklinde. Tabii Meral Hanım'ın da ismini vermeden böyle sert bir tweet atmayı tercih etti MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Buna dair yorumlarınız nasıl olur acaba? Vallahi geçmişte PKK'lılara karşı kendi kitlesini sükunete davet eden, sokaktan çeken bir genel başkanın bir partinin liderine, bir hanımefendiye bu şekilde bir tweet atması kendisiyle çelişmesi anlamına gelir. Evet. Peki belki de yarın bir konu hakkında açıklama yapacak mısınız veya bir toplantı gibi bir durumunuzda söz konusu olur mu partice? Şu anda İstanbul'a giden arkadaşlarımız oldu. Yarın partideki divan üyesi arkadaşlarla tabii bir açıklama yapmayı düşünüyoruz. Peki. Cihan Bey, eklemek istedikleriniz başka varsa? Vallahi her şey halkın önünde, milletin önünde cereyan ediyor. Milletimiz bu tür vandallıklara müsaade etmeyeceğini tepkileriyle ortaya koyması gerekir. Peki.
Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Twitter'dan bir paylaşım yaptı, bir video. Bu videoyu izledim çünkü kendisine yöneltilen bir tepki var. MHP'li olduğu iddia edilen bir grubun Akşener'e yönelik bir sloganı, bir söz atışması vardı ve Akşener de buna sert bir karşılık verdi. Bu videoyu bir izleyelim, ekranlarınıza getirelim şimdi. Evet, bu gerilimli anlardan önce de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bir tweet'i vardı sayın seyirciler. O tweet'i hatırlatalım sizlere. İsim vermeden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tepki göstermişti Bahçeli. Kalkmış MHP'ye eylem ve fikir ortaklarıyla saldırıyor, hakaretler sıralıyor, hadi oradan. Bu hanımefendiye son ihtarım. Bölmek ve yok etmek istediğin MHP'ye karşı sinir ve sınırları ihlal eden ve vandal tutumuna devam edersen sonuçlarına katlanmak zorunda kalırsın. Demedi deme, büyük lafı dinle dedi ve adeta tehdit kokan tweetler göndermişti MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti lideri Meral Akşener'e. Akşener ise Bahçeli'nin kendisi hakkındaki açıklamalarına yine Twitter'daki hesabından partisinin adresini vererek yanıt verdi. Türklüğü ayaklar altına alıp megri megri ile gözyaşı dökenlere paspas olurken hangi büyüğünüzün sözünü dinlediniz Sayın Devlet Bahçeli? McKinsey'ye göğsünüzü siper ederken hangi büyüğünüzün emrindesiniz? Bahsettiğiniz sonuçları merak ediyorum dedi ve ayrıca da demirden korksak trene binmezdik diyerek de partisinin genel merkezinin adresini de Twitter'da yayınlamış oldu. Tabii Devlet Bahçeli'ye atfen. Evet, Bahçeli'nin Akşener'i tehdidine Akşener de partisinin adresini vererek bu şekilde karşılık vermişti. Yine birkaç saat önce yaşanan bir olayda da yeniden ekranlarınıza getirelim. Bir grup MHP'li gece geç saatlerde Akşener'in evinin önünde gösteri yaptı. Akşener de kapıya çıkarak protestoya gelen gruba adeta meydan okudu. Yeniden o görüntüleri getirelim şimdi de. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Twitter'dan bir paylaşım yaptı, bir video. Bu videoyu izledim çünkü kendisine yöneltilen bir tepki var. MHP'li olduğu iddia edilen bir grubun Akşener'e yönelik bir sloganı, bir söz atışması vardı. Ve Akşener de buna sert bir karşılık verdi. Bu videoyu bir izleyelim, ekranlarınıza getirelim şimdi. Hadi gelin burun.
geldi. Gelin lan gelin. Evet, bu gerilimli anlardan önce de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bir tweet'i vardı sayın seyirciler. O tweet'i hatırlatalım sizlere. İsim vermeden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tepki göstermişti Bahçeli. Kalkmış MHP'ye eylem ve fikir ortaklarıyla saldırıyor, hakaretler sıralıyor, hadi oradan. Bu hanımefendiye son ihtarım. Bölmek ve yok etmek istediğin MHP'ye karşı sinir ve sınırları ihlal eden ve vandal tutumuna devam edersen sonuçlarına katlanmak zorunda kalırsın. Demedi deme, büyük lafı dinle dedi ve adeta tehdit kokan tweetler göndermişti MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti lideri Meral Akşener'e. Akşener ise Bahçeli'nin kendisi hakkındaki açıklamalarına yine Twitter'daki hesabından partisinin adresini vererek yanıt verdi. Türklüğü ayaklar altına alıp megri megri ile gözyaşı dökenlere paspas olurken hangi büyüğünüzün sözünü dinlediniz Sayın Devlet Bahçeli? McKinsey'e göğsünüzü siper ederken hangi büyüğünüzün emrindesiniz? Bahsettiğiniz sonuçları merak ediyorum dedi ve ayrıca da demirden korksak trene binmezdik diyerek de partisinin genel merkezinin adresini de Twitter'la yayınlamış oldu. Tabii Devlet Bahçeli'ye atfen. Evet, Bahçeli'nin Akşener'i tehdidine Akşener de partisinin adresini vererek bu şekilde karşılık vermişti. Yine birkaç saat önce yaşanan bir olayda da yeniden ekranlarınıza getirelim. Bir grup MHP'li gece geç saatlerde Akşener'in evinin önünde gösteri yaptı. Akşener de kapıya çıkarak protestoya gelen gruba adeta meydan okudu. Yeniden o görüntüleri getirelim şimdi de. Hadi gelin buraya.